Efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Söz ve müziği bana aitti. Yaz geldi. Artık gerçekten yaz geldi. Efendim şu anda az önce reklamlarda görüştük. Sayın İçişleri Bakanımız Porsan'la ilgili konuya parmak bastıklarını, el bastıklarını, bu işin başka bir çıkar yolu olmadığını, tek yol olduğunu ve bana iletti. Benim anlatmamı istedi ama ben dedim ki toparlayamam, eksik cümle kurabilirim. Sayın Bakanımızdan rica ettik, siz bağlanabilirseniz hay hay dedi, büyük bir şerefle bağlanırım. Sayın Bakanımızın bize bağlanması da bize büyük bir şereftir. Şu anda hazır mı efendim? Şu anda telefon hattımızda İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Görüşün efendim. Sayın Bakanım. Alo. Efendim Sayın Bakanım. Alo. Evet İbrahim Bey. Efendim şu anda sizi dinliyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi tabii konuşmalarınızı izledim ve üzüldüm. Biz gerçekten bu konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. O söylenen bizi ciddi üzdü yani. Sayın Başbakanım biliyorsunuz başkanlığında evet, bütün sanatkarlar, sizlerin dernekler, vakıflar geldi. Bir toplantı yaptık biz. 5'te bakan arkadaş katıldı. Daha sonra yine Sayın Başbakan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nda sizin vakıf, dernek temsilcileriyle bir araya geldik. Bir toplantı yaptık. Ve ondan sonra da bir alt komisyon kurduk. Kültür Bakanlığı müsteşarımızın başkanlığında. Ve o günden beri gerçekten korsanla ciddi mücadele yapıldı bütün Türkiye çapında. Ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Vali ve Emniyet Müdürümüze yine sizin şu anda derneği ismini hatırlayamıyorum. Korsanla yapılan mücadeleden dolayı plaket verdiler. O işin bu yönünün dışında şimdi bildiğiniz gibi yeni ceza kanunu, yeni ceza usul kanununa yürürlüğe girdi ve bir takım kanunları buna uygun hale getirmek için çalışmalar yapılıyor. Bahsettiğiniz tasarı da fikir ve sanat eserleriyle ilgili yasadaki ceza hükümlerinin yeni ceza yasası, yeni ceza usul yasasına uygulanmasıyla ilgili bir tasarıdır. Bununla ilgili Behran Şimşek zannedersin, Sayın Behran Şimşek İstanbul Milletvekili'yle birlikte yine sizin bazı dernek yöneticileri, avukatlar Adalet Bakanlığımıza gelmişler. Orada bu Adalet Komisyonumuzun bu işe bakacak olan alt komisyonun bazı üyesi milletvekilleriyle görüşmüşler. O arkadaşlarımız bu temsilcilerinize bu konuyu izah etmiş. Bu tasarı bir uyum, bir intibat yasasıdır. Eski ceza neyse yine aynısı yeni yasada var. Hatta bazı cezalarda artırılmış durumda. Ama buna rağmen sizin arkadaşlarınıza ve avukatlara bunun dışında bir değişiklik, başka bir arzunuz varsa bunları da yazın getirin. Alt komisyonda birlikte görüşelim denilmiş. Arkadaşlarınız, alt komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür etmişler. Çok memnun olduklarını belirtip ayrılmışlar. Ama tabii sizin biraz evvel söyledikleriniz başka türlüydü ve bizi üzdü. Durum budur. Ben hem size hem de bütün dinleyicilerimize bunu izah etmek istedim. Ben Sayın Bakanım, biraz evvel Sayın Bakanım, Adalet Bakanımızla görüşerek aldım. Ondan sonra sizi aradım. Sayın çok Bakanım şöyle ederim. Diyebilir miyiz? Sayın Bakanım. Bunun üzerine gidiyoruz. Hiç kimse endişesi olmaz. Sayın Bakanım şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ben az önce sizden telefonla görüştüm de dedim ki bir haftadır bu konularla ilgili çok yanlış şeyler yazılıyor ve çiziliyor. Siz de dediniz ki onlar yanlıştır. Yanlıştır diyebilir miyiz efendim? Tabii efendim arkadaşlarınıza izah edildi. Kim izah etti? En yetkili olanlar Adalet Komisyonu'nun bu işe bakacak olan alt komisyonun başkanı ve milletvekillerimiz sizin gelen arkadaşlara ve avukatlara durumu izah ettiler. Ama bu uyum yasası bize uymuyor.
Yani efendim uymayacak bazı noktalar varsa getirin birlikte düzeltelim denilmiş arkadaşlara. Alkışlayabilir miyiz bu cümleyi? Bu cümleyi alkışlayabilir miyiz? Uymuyorsa getirin değiştirelim diyor Sayın İçişleri Bakanımız. O zaman haftaya Ankara'ya görüş ve önerilerimizi arkadaşlarla birlikte bildirecekler efendim. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi dinlediğiniz için. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyip bize katıldığınız için yaramıza tuz değil, melhem bastığınız için teşekkür ediyorum. Hükümet adına ve Sayın Bakanımıza. Teşekkürler Sayın Bakanım. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Evet, görüldüğü gibi demek ki ses verdiğimiz zaman, bakın ben Sayın Bakanımıza dedim ki bir haftadır dedim gazeteler ve televizyonlar bu uyum yasasının yanlış olduğunu söyledim. O da bana dedi ki o yazılanların hiçbiri doğru değil dedi. Çünkü yanlış dedi yani. Sizden arkadaşlar geldi ve Sayın Berhan Şimşek değerli milletvekilimize de teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşlarla dernek birliğindeki arkadaşlarla birlikte gitmişler. İnanıyorum ki bizim bu akşam ve bundan önceki akşamlar ve 5 ay önce seslendiğimiz ve meclise gittiğimiz, inanmıyorum ki sağduyularını göz ardı etsinler, bütün güzel duygularını göz ardı etsinler. İnanıyorum ki bu iş rayına oturacak. Teşekkür ediyorum ve saygılarımı iletiyorum. Nuray Hafiftaş'ı alıyorum buraya. Müslüm'de de iş doğruya gidiyor. Yani sanata, gerçekten sanata, sanatçıya sahip çıkmamız gerek. Yani can çekişiyor gibi. Ölmeden bu işe el atalım. Bu işe hayatını koymuş insanlar var. Yani sanat çok önemli şey. Bir memlekette yani sanatla ilgili bir hadise böyle sakatlara gidiyorsa şah damarlarından birisi kopmuş demektir. Manasında atamızın da bir lafı var. Değil mi? Atatürk'ün diyorsun. Evet, Atatürk. Tabii yüce atamızın. Evet.